Merhaba arkadaşlar. Tekrar Gelin Evi Fiskos'ta karşınızdayız. Ben Diana Kazakova Verdi ve... Ve ben Erim Aktun olarak devam ediyoruz. Kaldığımız yerden mi? Kaldığımız yerden tabii ki de. O zaman devam. Başlayalım. Ama sizi de unutmuş Aslan'cığım. Aslan'ım. Şimdi bunu ben sana takdim ediyorum. Yine de beğenmezler. Zaten şaşırmadım. Ben bunu sana takdim ediyorum. Şey yaptın, doladın beni. Dur. Sana beşi bir yerde hazırladım. Nasıl beşi bir yerde? Beş tane var. Beşi bir yerdeni taktım canım. Ben artık oturayım. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Valla burada iki konu var aslında benim takıldığım. Biri takanda, biri taktıranda. Ama buna çok yorum yapmayacağım. Ya aslında köy adetlerinde böyle şeyler mevcut biliyor musun? Ne? Şimdi, kepçeleri falan boyuna asmak gibi mi? Kepçeleri değil de bazı böyle yöresel şeyleri işte ne bileyim. Evlenirken daha çok erkek tarafına yapıyorlar. Son zamanlarda da trend oldu aslında. İşte düğüne kızın ya da erkeğin yakın arkadaşı geliyor. Erkeğin yakın arkadaşı ise işte emzik, biberon işte. Ya onları biliyorum söyleyeyim. Ama sonuçta bir program olduğu için ne bileyim. Ya, orasında işte düğün de bir şov dünyası gibi düşünürsek burası da bir şov dünyası sonuçta. Yani doğru söylüyorsun aslında, nereden baktığına önemli birazcık da. O yüzden çok da şey yapmadım ya açıkçası. Hani çok absürt. Devam edelim mi? Geç. Emine, makyaj yaparken Ağrı Dağı'na mı tırmanıyorsun? Makyajını nasıl yapıyorsun? Kendini nasıl görüyorsun? Burası yatak odası mı, yemek odası mı? Hayır, yatak odası. Yatak odası. Peki bu konsolun burada ne işi var? O konsol değil. Yatak odası benim genel olarak başlıkla birlikte kaba bir mobilya. Yani büyük başlığı da farkındaysanız tavana çok yakın. O yüzden bu şekilde uyum sağlasın diye bunu da büyük yapmışlar. Hiç makyaj masası hani aynısı gibi durmuyor gerçekten. Gerçekten konsol gibi. Salon konsolu. Çünkü konsol tatlım, o makyaj aynısı değil. Kapağı eksik ya resmen. Yani üçlü yapmışlar, dörtlü olsa. Değil, değil zaten. Bir kere makyaj masaların her zaman oturmalık önde bir boşluğu olur. Yani bunu herkes biliyordur. Sen onu daha çok kullanışlı buluyorsun. Ben de öyle. Aslında kullanışlı bulmaktan ziyade zaten amacı öyle. Evet, amacı bu yani. Onlar artık dolap görevi görüyor. Yani sonuçta sen oturamadığın yerde ne kadar makyaj yapabilirsin ki en fazla. Hadi tamam, ben 5 dakikada yapabiliyorum arkadaşlar. Hiç mütevazi olamayacağım. Aynen, ama yani insanların genelinde yani en kötü bir yarım saat makyaj yapıyor kızlar şimdi yani. Ne yapıyorsun? Sen yarım saat ayakta mı yapıyorsun o makyajı yani? O yüzden çok bir şey demek de istemiyorum ama olmamış yani. Bir gün bize de yapsan da görsek mi? Gerçi kendi gününde yapmıştım, evet, ama. Evet, yapmıştım. Yani belki izleyicilerimiz tekrar görmek. Sıkıntı yok, neden olmasın? Sana da yapabilirim istersen. Anlaştık, çok sevinirim. Tamam, süper. O zaman geçelim mi? Geçelim. Ne yapıyorsun canım? İyi misin Şevval'cim? İyiyim aslanım. Tıkır tıkır dedim, ne oluyor orada? Şey, şeker alacaktım da. Alsana. Ay. 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 Bu da mı kazara? Ya bu neye benziyor biliyor musun? Yani göstermek de istemiyorum ama buradan bir şey alacağım derken bilerek sen şöyle yapmışsın yani. Bariz bu belli. Bari yapacaksın, en azından sanki çarpmış gibi yap da hani bazı insanlar da yesin bu numarayı. Sonrasında toplatıyor, gördün mü? Yani hoş bir hareket değil. Ya gerçekten hani en azından bilerek de yapsan yapabilirsin ya. Yap da yapabilirsin. Belli etme değil mi? Ya ondan sonra ay ya yanlışlıkla oldu de, topla yani. Aynen ya. Öyle yani, yap da belli etme en azından, belli ettikten sonra. Geçelim mi? Geçelim. Bugün söylemiştim, dediğim gibi bugün senin sözlüğü yapacağım demiştim. Biliyorum sözlüğünü. Şöyle söyleyeyim o zaman sana. Bütün salonun... Dönecek bize. Bütün salonun siyah beyaz, siyah beyaz, tabloların siyah beyaz, bambularını da hasırlarını da çok seviyoruz. Çok mükemmel. Bu detay nedir yani? Sınıftan geçemedin. Dıdıt, sıfır, otur. Öğretmen galiba arkadaş, ne diyorsun? Çok öğretebileceğini sanmıyorum. Değil mi? Şeyleri. Yani tepkisi çok... Dıdıt. Ya hani ne bileyim. Bizim zamanımızda tabii şimdi Irmak, nasıldı bilmiyorum ama şöyle bir durum var. 30-0. oturuyorum kızlarla. Ya şimdi kalk. Dur siz, ya bir dur be ya. Tamam. Senin ülkende nasıldı? Anlat bakayım. Ne şey gibi? Mesela biz yaramazlık yaptığımızda ben o mesleğe yetişmiş bir öğrenciyim ne yazık ki. Bir metrelik cetveller olurdu hani bizim ilkokul zamanımızda ve işte çok ağlayan, yaramazlık yapan çocuklara işte bir metrelik cetvelle
böyle şak diye vururlardı. Yok, bizde eğitim çok katıdır. Yani kimse... Bizde yumuşakmışım. Hayır, şöyle söyleyeyim. Ben hem Türk okulunda okudum bu arada, hem Rus okulunda okudum. O yüzden iki sistemi çok iyi biliyorum. Bizim okuldaki eğitim sistemi o kadar sert ki sen hani izin alıp tuvalete bile kalkamazsın. Korkundan. O yüzden hani bizde hocalar öyle şeyler yapmazlar. Yani o yüzden bu konuyu geçelim yani, artık ama yani o öğretmen olmadığı belli. Çocukluk travması bizler gibi onu yansıtmış diye düşünüyorum. Ya da öğretmen olmak okula istemiş. Okula ne alaka ya, vallahi. Boyu kadar oklavayla gelmiş yani. Neyi göstermeye çalışıyorsun? Bir de benim evimde düşünsene. Sen düşünebildin mi? Vallahi illahi ne diyeyim. Devam mı? Geç. Kızlar hoş geldiniz. Buyurun. Saadetciğim, önce sana şunu takdim etmek istiyorum. Tutar mısın? Teşekkür ederiz. Duyduk ki çok sevmişsin yumurtaları. Şu an şok içerisindeyim aşırı. Kızlar ne yapıyorsunuz? Gerçekten mi? Şöyle. Vallahi bunları pişirirsen bir güzel yiyeceğiz. Kızlar gerçekten mi? Oh. Ay şu an gerçi... Aha, tamam mı? Ben bunu nasıl evin içine çöpü düşürdün? Aa! Çok içerisindeyim şu an. Aha, hak ettiğini aldı ilk kez. Gerçekten bu hareketi sevdim. Hani anca böyle bir hat bildirirdi diye kızlar size alkışlıyorum. Bravo. Ben sevdim hareketi. Ben biraz ikinci buldum açıkçası. Yani şimdi o yapmış olabilir ama aynı saygısızlığı... Niye? Bazı insanlar ama bunu istiyorlar yani. Güzellikle zaten anlasa o insanlar onu yapmaz. Dördü bir tatlım ama onun sadece bu kağıtı yumurta değil ki, bir sürü şey vardı yani. Artık hak etmiş bence. Ben yaptığımı tasvip etmiyorum. Yanlış anlama ama yani şimdi onun sonuçta ikinci turu. Ve ikinci turunda hani belki sil baştan bir şeylerden ders alıp katılmıştır diye düşünüyorum. Sonuçta aynı hareketleri yapacaksa niye gelin evi programına ikinciye katılsın ki? Vallahi bilmiyorum. Ben kızların yaptıklarını sevdim. Hak eder de hayatım, hepimiz yetişkin insanlarız. Çocuk değiliz, gözünü seveyim yani şimdi. Çocuk olsak tamam ama kocaman kadının yaptığı hareketin de karşılığını almalı yani. Birden de çok ağır geldi. Hiç de bile hak edene öyle yapmak lazım. Ben sizi destekliyorum kızlar, devam. Geç. Hoş geldiniz kızlar. Selam. Zilin sesi biterse hoş geleceğiz canım. Ay canım, hiç mi bilmiyorsun? Klasik müzik bilmiyorum bu. Bilmiyorum canım. Allah. Bugün evine bomba gibi düşmeye geldim. Gel, küçük kız. Bombam ol da düş bana canım. Düşeceğim canım. Bu ne kız, herkese girişte Wi-Fi şifresini mi dağıtıyor? Evet. Üstünde yazıyor, görmedin alayım mi? Alayım gidip o zaman benim salonda. Benim okul zili gibi. Evet. Selamlar. Merve Hakan'ın evi mi burası? Evet. Buyurun. Doğru gelmişim o zaman. Evet kızlar, doğru. Kapıdan girer girmez Elif'in şovmenlik hareketleri yine bende de devam etti her zamanki gibi. Yalnız karşılama beni benden aldı. Ne kadar güzel karşılanmış herkes. Ne kadar güzel bir giriş yapılmış. Wi-Fi'ler dağıtılmış. Küçük kızlar gelmiş gitmiş. Ya yani... acaba geçen gün yediği semizotlara bugün onu tırmalar mı? Yani kız tarafından. Çok mümkün ama yani gerçekten hani o nasıl bir şeydi ya? Bir yere gidiyorsun misafir olarak. Yok Wi-Fi'mi dağıtıyorsun. Ya yok küçük kız. Ya ne olursa olsun yani sen bir misafirsin. Yani öyle giriş mi olur? Öyle giriş olmaz. Olmaz. Karşılama da olmaz. Olmaz yani, evet. Bu olmamış ama yapacak bir şey yok. Bize malzeme... Şeydir, herkes var. Biz değil ya diye. Biz olamaz yani, o saygıda kusur etmemek falan. Kesinlikle. Önce bizim yapacağımız şeyler. Burada hemen kendimize de pay çıkarmamız. Ama sonuçta seviyoruz. Burada biz varsa. Üçün biri olarak. Biliyorsunuz ki ben ve Irmak... Üçün biri olarak bir takımız. Üç ve bir. O zaman? O zaman. Bu hareketi sen bana son yaptın. Akşam yemeği. Aynen. O zaman devam mı edelim? Devam edelim. Geçelim bunu. Geç. Hı. Kusura bakmayın. Yok canım. Biraz gel gel, rica ederiz. Kardeşim kahveyi döktü de. Öyle mi? Evet. Heyecanlı. Herkese birer tane herhalde bunlar. Ben yoksa. Buradan uzatıyorum. Ya da bana biraz sinirlenmiş de olabilir. Buyurun. Biraz dedirtmiş olabilirim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Nagihan neredesin? Kahveyi tekrar yapıyor şu an. Aa. Taşırdı bana laf yetiştirmekte. Eyvah eyvah. O yüzden şu an ikinciyi yapıyor. Hadi bakalım. Yapabilirse. Bakalım. Ha geldi geldi bile. Gel gel. Panik yine kardeşim yapacağını yapıyor arkamdan. Ha. Şöyle. Teşekkür ediyorum.
Aslı Hanım bir eksik mi var? Biz kahve alamadık. Sizin kahveleriniz yok, evet. Yok, yanlış dağıtıldı aslında. İki kahve bizim olması gerekiyordu. Nasıl siz yani? Nasıl anlayamadım? Şöyle ki ben limonataları ben ikram ediyorum şu an. Kahveleri de Nagiş ikram ediyor. Ama o zaman bunların her birinden ikişer tane olması gerekmiyor mu yani? Yani yedi bir, kişi. Bir takım böyle. Kesinlikle. Bir yok takım hayır öyle. Ayrı ayrı. Ben sadece limonata ikram ediyorum. Şimdi ben kimin ikramını içiyorum? Bu kimin bu? Ya kahve mi içmek istersiniz, limonata mı? Öyle söyleyeyim. Bence misafir kahve içer. Öyle mi? Peki misafir değil mi diğer arkadaşınız? Yok işte isteğe göre ama işte tabii ki limonata kız kardeşim kendisini kafede sandığı için limonata ikram etmek istedi. Sizin kafanız karışmış. Ortak bir karar veremedi. Ortak karar değil. Bence alışılmışın ben dışına çıkmak istedim. Evet. Zaten dediğim gibi iki gündür kahve içiyoruz. Biraz farklılık olsun diye düşündüm. Vallahi onlar daha kendi aralarında anlaşamıyorken gelip de yok misafir bunu yapar şurada içer bunu ya bunu. Hayır yani şimdi düşünsene Diana yani. O getirdiler sunumları. Tamam güzel farklı farklı. En kötü sorarsın kimi ne içer diye. Oturduktan sonra aslanım diyor ki hani biz hangisini içeceğiz diyor. Hangisini ondan içmek sonra, istersiniz evet, bakalım. Bence diyor. Misafir kahve içer. Zaten yarışmaya iki kardeş olarak katılmışsınız. Tamam iki kardeş İki olarak. İkramlık bile saçma bence yani. Her ortak de. Bir kararla bir tane bir şey sunmamız gerekirdi. Tabii yani ben çok... komik gördüm bu hareketleri ya. Biliyor musun onların programa katılma şeyleri? Tam bir şeyini izlemedim. Sadece ben internetten izlemiştim. Denk geldikçe. Ben izlemiştim. Şey iki kardeşler ve kardeşlerle evleniyorlar. Aynı evin içinde yaşıyorlar aynı diye biliyorum. Evet o aynı evin içinde yaşıyorlar. Ve kaynanasıyla görümcesiyle birlikte. Evet bayağı kalabalıklardı diye hatırlıyorum evet. Ama evleri çok büyük de bir ev değil hatta evet, mutfaklarını evet. Hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 50 metrekare gibi bir şey söylemişler. Çok zor bence ama en azından hani tamam bir beraberlik içinde yaşıyorsanız da hani tartışarak bile de anlaşarak yaşamanızda fayda var derim. Yani o tartışma kısmını da geçtim yorumlarken şey diyor. Burası benim kaynanam. Ben yapmadım ben sonradan geldim. İkisi aynı anda ya çıldırırsın. Çok değişik. Niye katılıyorsun o zaman diye soruyor insan. Madem her şey kaynanaması. Ya da kabul edip geldiysen benim zevkimde geç. Evet. Aslında ortak karar vermeleri daha iyi olurdu ama ya öyle seçmişler. Belki maddi durumları yoktur ama yarışmaya katılıyorsan ve o insanlar bir şey eleştirmek zorunda sonuçta. Yani bu kaynanamın eleştirme, bu kaynanamın eleştirme, şu işte görümcemin eleştirme diyemezsin. Doğru. Yani oraya katılıyorsan senin olmasa da görümcemin deme, benim de, ben yaptım, böyle yaptım da geç. Bu vardı, bunu koydum de. Ama o sunumlar olmamış. Bence de. Değiştirelim mi? Geç. Kızlar çok pardon. Şu tahta sen sebilin üstünde mi soğanlarını kesiyorsun? Ben soğan ben evimde soğan kullanmıyorum. Soğan yemiyorum. Sarımsak yemiyorum. O tarz şeyler yemediğim için bu tarz şeyleri böyle dekoratif olarak kullanıyorum tatlım. O zaman sen evinde yemek yapmıyorsun. Çünkü evimde... soğansız yemek olmaz. O senin görüşün. Ben yemeklerinde soğan kullanmıyorum. Soğan yemiyorum yani. Bu benim görüşüm değil. Bence bu tartışmaya kapalı bir konu. Herkes her şeyi sevmek zorunda değil. Tamam yemek soğansız yapılmaz diyorum. Bu tamam, benim görüşüm değil. Tamam ben soğansız yapıyorum. Eşim de gayet de güzel yiyor ve beğeniyor. Allah işine sabır versin. Düşünsene ya. Karın soğan yemediği için kocan da soğan yemiyor. Ya ben şahsen öyle bir tercih yapmasını istemem ki ne yiyorsa yiyor. Bilmiyorum soğanlı soğansız kısmından ziyade. Soğanlı tabii ki de. Yani olay da şu saygı duymaksa evet çok tebrik evet, ediyorum. Tabii hani ki. Eşine bu aile boşanmaz. Sevgiler, saygılar. Hep böyle kalın. İşte toplumun temel yapı taşı aile işte bu yani. Devam edelim mi? Geç. Bu saat durmuş mu? Evet, bana mı geldi? Durmuş olabilir. Neden pilini, peki? Pilini dün taktım ama sanırım bir problem oldu pil kısmında. Saat çok kalitesiz duruyor gelince. Bu arada. Saatin beğenmedim. Evet, çok kalitesiz değil mi? Nereden aldın? Mi? Yani çok ucu öyle görüyor ucuz gibi. Ben odamı uydurduğum için aldım. Bence bu odaya hiç uymamış. Böyle ucuz ben falan bu... böyle şeyler söylemeyin bakın. Hani uyumlu bulmadığınızı söyleyebilirsiniz ama ucuz demek ne demek yani? Biri sana gelse dese ki çok ucuz duruyor ya. Tatlım lütfen onun gibi yapar mısın? Çok ucuz duruyor. Çok kalitesiz. Çok kalitesiz. Çok ucuz duruyor. Ya şöyle ben fiyatlara takılmam yani. Herkesin bütçesi kendine göre. Kimisine azdır, kimisine çoktur. Ona bir şey diyemem. Ama hani o yüz ifadesiyle söylenen o kelime bu hani sanki karşı tarafı küçümseyerek söylenmiş gibi.
bu ne ya? Hani böyle dersin, ben bunu sevmedim ya da kalitesi buraya uygun değil. Ki keza zaten saatin takılma yeri çok yanlış. Yani birazcık daha yukarı da tabana taksaymış. Yani daha net olurmuş. Evet, ama bir tarz olur. Aynen. Şöyle yatarken saate bakarsın. Şu değil böyle, hani var ya şey, böyle sadece Roma rakamlarıyla böyle şey şeklinde aralıklı aralıklı yer kovanla işte. Neydi o ya? Akrep. Yok mu? Ay evet. Şöyle tavanda. Neyse. Ortaya çıkmasın önümüzde. Neyse, burçluğumu konuş, şey burçluğumu yalnız akrepliğimi konuşturmak istemiyorum. Kızdırmak, sen ucuz mobilya severdin. Doğru. En ucuz oydu. Doğru söylüyorsun. 78'di. Aldık. Geçtik. Geç. Allah Allah ya. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Buyurun. O kalem öyle değil, böyle kırılır tatlım. Tamam canım, pastana mum diye bir kez artık. Bu tür hareketleri bence yapmayın arkadaşlar. Çünkü kimin kaybedip kimin kazanacağı asla belli olmaz ki. Benim haftamda dikkat ederseniz ki hani girişe, bütün yarışmacılar ama hepsi, birinci zaten belli, ikinci kim diye rol yaparken hepsi kaybetti ve ben kazandım ve benim ağzımdan tek bir kelime bile çıkmadı. Çünkü kazananlar susar, böyle hareketler yapmaz arkadaşlar. Bir Diana Kazakova klasiği olarak sözü sana bırakıyorum. Geç. Geçmeyelim. Ne yapalım? Kapatalım artık. Biz kapatalım programı, senle devam edelim. O zaman yarın tekrar aynı saatte, aynı yerde YouTube Gelin Evi Fiskos'ta görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.